Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve iğne yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Saat köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Sil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Ve şimdi de iğne Uyası modelimi sizlere tanıtayım. Evet arkadaşlar modelimiz bu böyle minik ara suyu düz kayalardan oluşan ve tek renk gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde bunu sizler için tığa çevirdim arkadaşlar Evet tığa çevrilmiş hali de bu şekilde oldu arkadaşlar ve şöyle kenar suyunda birebir aynısını yaptım şimdi arkadaşlar bakın bu dibindeki kirpikleri ve üzerine yaptığımız kirpikler Evet, şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ara suyumuzun yapımıyla başlıyoruz. Tığ battığımızın içine sık iğne ile ipimi sabitledim. 1 2 3 zincir. 3 zincirimi çektim. Buraya tığ battığımın içine bir tane arkadaşlar tığ battı yapıyoruz. Yine 3 zincir. Sıradaki tığ battığımın içine sık iğne ile ipimi sabitledim. Bir zincirimi çektim şöyle ters tarafına dönüp hemen son yaptığım tığ battığımın içine sık iğne ile ipimi sabitliyorum. 1 2 3 zincir. 3'ten e, şey pardon 2'den 1'e düşürdük arkadaşlar bu şekilde. Yine bir zincirimi çekip şöyle döndüm düz yüzüne. Tek yuvamın içine sık iğne ile sabitledim buraya minik bir düz kaya yapmış olduk 5 zincir 5 zincirimi kapatıyorum tomurcuk olarak birin yuvamın içine Böyle bir tane tomurcuk yaptık yine 5 zincir sıradaki boş olan tığ battımın içine sık iğne ile bu şekilde arkadaşlar 3 tane yap yaptım. Yani siz ister 5 tane de yapabilirsiniz. 3 zincir çekiyorum. Sıradaki tığ battıma giriyorum. Sabitliyorum. Buraya bir tane yuva yaptım. 3 zincir çekiyorum. Tığ battımın içine girip sabitliyorum. 3 zincir çektim tığ battımın içine sık iğne ile sabitledim. 4 tane böyle tığ battı mesafesi veriyorum arkadaşlar. Çiçeğimle ara suyumun arasına. Şu şekilde 4 tane tığ battı mesafesi verdim. Şimdi tığımın başını 2 defa doluyorum. Buraya yuva yapacağız. Hemen bakın hiç tığ battı atlamıyorum. Bir yanındakine. Yani ortada tığ battı yok. Hemen boş olan tığ battımın içine 1 2 2 2 alarak trabzan yaptım. Bir zincirimi çekiyorum. Hemen buradaki trabzanıma şöyle bir dönüş yapıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. İpimi uzattım. Buraya arkadaşlar bu şekilde cam sil hortumu ara ara kullanıyorum. Aparat olarak. Bunun muadili çay karıştırıcısı, süt pipeti arkadaşlar aynı büyüklükte. Ee, öbürünü bununla yapmıştım ama küçük olduğu için bunu sadece kirp üst kipriklerinde kullanacağım arkadaşlar kulak çöpünü altına biraz daha büyük olması için bu şekilde cam sil hortumu ve buraya girerek buradan 6 tane ilmek toplayacağız şöyle dibine iki tane zincir çekiyorum bu şekilde ve takıyorum yine dibine şey arasından girip 1 2 zincir taktım 3 6 tane bu şekilde toplayalım Evet arkadaşlar bu şekilde 6 tane ilmeği topladık camsil hortumuza yine aynı ilmek topladığımız bu trabzandan yaptığımız yuvanın içine bu şekilde sık iğne ile bir tane dibine sık iğne yapıyorum hemen arkadaşlar bu trabzan yaptığım tığ battımın içine de giriyorum bir tane de oraya yapıyorum Destek vermiş olduk hem başına hem sonuna sık iğne yaparak 3 tane zincir çekiyorum tığ battım için çektim şimdi ilk önce şunu çıkaralım arkadaşlar şöyle kıvırarak hortumu bakın şöyle sola doğru da yatırdığımız zaman bu şekilde kirpiklerimiz hazır bunları dal olarak kullanacağız çiçeğimize şimdi yine aynı şekilde arkadaşlar bakın 4 tane tığ battı mesafesi verip bu gösterdiğim ara suyunu yapacağız. Hemen gerisini anlaşıldığına göre arkadaşlar ondan bir tane yaptım tanıttım. Ee, çiçeğimizin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar bu yaptığımız kirpiğin ilk kirpiğine sık iğne ile ipimi bu şekilde sabitliyorum. İpimi sabitledim buraya. Bir defa tığımın başını doladım. Ve ikinci yeşil yuvanın içine bakın buraya girdim şöyle bir şöyle iki uzatarak alıyorum biraz yuvam uzun olsun 5 kirpiğim rahat bir şekilde sız şöyle bir zincirimi çektim arkadaşlar ipimi uzattım buraya ve bu şekilde ilmeğimi taktım bu yuvanın içine Arkadaşlar toplam işte burada kirpiğim sayımızın adedi 5 olacak yuvamın içine giriyorum 1 2 zincir şöyle dibinde sıkı sıkı bakın e, trabzanın içinde zincirimi çektim arttım buraya iki oldu toplam buraya 5 tane bu şekilde ilmek toplayacağız 1 iki zincirimi çok sıkı çekin arkadaşlar dibinde şöyle sabit yani kas katı dursun zincirler çünkü sağladığımız zaman kirpiklerin düzgün durması bu zincirlere de bağlı hani sağa sola yalpa yapmasın diyorsanız kirpikleriniz kalıp gibi çıksın istiyorsanız aparattan bu şekilde dibine zincirleri çok sıkı çekmek gerek Evet yine bir yine 2. Bu şekilde. Evet. Bu şekilde arkadaşlar 5 tane kirpiği doldurdum. Dibine bir tane daha yapalım sık iğnemizi. Şöyle arkadaşlar 1 2 tane de zincir çekelim. Diğer bu üçüncü yeşil yuvaya sık iğne ile geçeceğiz. Bu zincirimiz köprü görevini görecek arkadaşlar. Sabitledim tığımın başını bir defa doluyorum hemen sıradaki bu dördüncü yeşil yuvamın içine girip bir tane dibinde aldım sonra iki aldım sonra iki aldım üç seferde aldığım bir trabzan şöyle tepesine bir tane zincir çekip ipimi uzattım bakın arkadaşlar hemen takip ettirdim aynı bu şekilde ilmeğimi taktım ve trabzanımın arasına giriyorum. Yine aynı şekilde bir iki zincir bir çekip şöyle aparatıma taktım. Aynı başta olduğu gibi buraya da beş tane ilmeği toplayalım arkadaşlar bu şekilde. Sonra üç zincirle bu tarafı geçip ve üçüncü yuvamızı da beş ve altıncı kirpiklerin üzerine yapalım. Evet bunları ben tamamlayıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde ilmekleri doldurduk yuvalara. En son olarak bu son yuvamızın içine iki tane zincir çekiyorum. Bu şekilde tığımı yan aldım. Şimdi çıkarma işlemini yapacağız arkadaşlar. Şöyle burası çakmak yakarken şu arkayı yakarken oldu arkadaşlar. Evet. Bakın tüm ilmekleri bu şekilde topladım. Şimdi ters tarafına çevirelim arkadaşlar. Şöyle bakın son iki zincirle yaptığım yeri ipimi böyle seviyesine getirdim. Sık iğne ile ipimi sabitledim. Bu şekilde yapabilirsiniz. Dört zincirle de çıkabilirsiniz. Nasıl kolayınıza gelirse arkadaşlar. 3 zincirimi çektim. Hemen bakın. Buradaki ikinci ilmeğimden alıp buraya bir sahte sık iğne yaptım. Daha zarif durduruyor arkadaşlar. 3 zincirimi çekiyorum. Tüm ilmeklerimi teker teker bu şekilde arkadaşlar. Buraya üzerine üçer zincirli yuvalar yapacağım. 3 zincirimi çektim sıradaki ilmeğimi tutup sahte sık iğne ile sabitledim. Evet. Şimdi bunu başa kadar ben doldurup hemen geliyorum. Sistem aynı, işlem aynı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tüm ilmeklerin üzerine bu şekilde üçer zincir çekerek tamamladım. En son yere de yine 3 zincir çekiyorum. Şöyle ilk yuvamın içine bu üç zincirli yuvamın içine dönüşümü yapıyorum. Sık iğne ile sabitledim. Yine üç zincirimi çekiyorum arkadaşlar. Bakın köşede oluşturduğum bu minik yuvanın içini şöyle ters çevirip buraya sık iğne ile ipimi sabitliyorum. 8 tane zincir çekiyorum. 2 3 5 6 7 ve 8 bu yuvaların üzerine arkadaşlar bakın fil dişi yapacağız hemen boş olanı bakın bir yanındaki yuvanın içine bu 8 zincirimi bu şekilde sabitliyorum buraya bir tane fil dişi yapmış olduk tüm yuvaları bu şekilde yapacağız şöyle bir tane daha yapalım 3 zincirimi çektim hemen bakın buradaki boş olan yuvanın içine sabitledim. 1 2 ve 3. Sıkı sıkı 3 zincir. Şöyle çevirdim. Buradaki yuvamın içine sık iğne ile sabitledim. 8 zincir. 6 7 ve 8. 8 zincirimi çektim. Bakın. Boş olan hangisi sıradaki? Şöyle ışık da gözümüze vurunca arkadaşlar bu şekilde sık iğne ile sabitledim. Görmekte biraz zorlanıyoruz. Bu şekilde tüm yuvalarımı arkadaşlar bakın aynı gösterdiğim taktikte tüm yuvaları dolduralım. En son bir tanesini bitiş şeklini de size görmek, göstermek istiyorum. Bunları ben bu başa kadar geleyim. Evet arkadaşlar bakın çok güzel oluyor. Birebir aynısı oluyor. İnce ipli olunca daha da zarif oluyor. Öbürü benim kalınmış arkadaşlar. Bu ipimi daha zarif dördürdü. Ve toplamda da 7 tane bu şekilde üzerine e, fil dişi yapmış olduk. Şimdi sonuncuyu beraber yapalım dedik arkadaşlar. 3 tane zincirimi çektim yine. Bakın tığ battımın buradaki 3 zincirli yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum ve 1 2 3 zincir çekip şöyle tersine çevirdim yuvamın içine sık iğne ile sabitledim evet, 3 zincirli yuva yapıp dönüşte de 3 zincirle bu yuvanın tersten içine sık iğne ile sabitledim ters tarafından yine 8 tane zincir çekiyorum 5 6 7 ve 8 çevirdim son bir tane kalan bu yuvamın içine de bu şekilde 8 zincirimi sık iğne ile sabitliyorum üzerine bir tane de zincir çekip ipimi koparıyorum arkadaşlar bu şekilde hemen bu ipi yakıp geliyorum Evet arkadaşlar modelim bu şekilde ve dibinin çimeninin arkadaşlar kirpiklerine üzerinin kirpiklerine bülbül türküsüne varana kadar birebir aynısını sizler için tasarladım. Emeğimin karşılığı olarak siz de beğeni ve yorum paylaşım yaparak bana destek olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.